Efendim hepinize merhabalar, ben Rıdvan Akgün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınındayız. Gündem Özel'deyiz. Gündem Özel'de önemli konuklar alıyoruz. Özellikle İzmir'in geleceğine damga vuracak siyasiler Gündem Özel'de konuğumuz oluyorlar. Tabii ki ülke gündeminde ise siyaset yapanları da politik gündeme alıyoruz. Bugün genç bir lider karşımızda. Geçtiğimiz haftalarda Konak'ta istifa eden başkanın hemen ardından yönetim kurulu kararıyla başkanlığa getirilen İzmir Kent Konseyi Başkanı Sayın Çağrı Guruççu Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı'na seçildi. Tabii ki önümüzde 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri var, parlamento seçimleri var ve yerel seçimler var. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in en büyük ilçelerinden birisi olan Konak'ta nasıl bir çalışma yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi Konak örgütünü nasıl hazırlayacak? Kadın kolları ve gençlik kolları nasıl çalışma yapacak? Tabii ki İzmir'de özellikle İYİ Parti de çok iddialı olduğunu söylüyor. AK Parti de çok iddialı olduğunu söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi de keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktığımız zaman 30 ilçenin 22'si Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 7'si AK Parti'de, 1'i Milliyetçi Hareket Parti'de. Ve geçtiğimiz haftalarda il başkanı Deniz Yücel dedi ki İzmir'in 30 ilçesinde kazanacağız dedi. Acaba Çağrı Guruççu Konak ilçe başkanı bu konuda neler düşünüyor? Bunları soracağız. Tabii birçok sorular da gündeme gelecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir araya gelmek, birlikte tekrar bir yayında beraber olmak benim için mutluluk. Çok teşekkürler. Hayırlısı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Konak'ta özellikle delegelerin teveccühüyle seçilen yönetim kurulu da sizi tercih etti. Evet. Gençliğinize, çalışkanlığınıza ve tabii kent konseyinde de çalışmalar yaptınız. Parti içinde de. Evet. Biz tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyoruz ve geçmiş olsun bu arada. Sesiniz bozuk. Çok hayırlı, teşekkürler. Çok iki haftadır bir yoğunluk var, yoğun bir tempo var. Evet, o temponun içinde biraz sesi kaybettik. İzleyenlere de kusura bakmasınlar bu yoğunluk içinde, bu yorgunlukla. Gayet iyi çıkıyor. İyi, gayet iyi. Sevindim. Çıkıyor. Teşekkür ederim. Güzel. Peki Sayın Başkan, tekrar hayırlısı olsun dileyelim. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı olarak bekliyor muydunuz başkanlık? Sürpriz mi oldu? Açıkçası sürpriz olduğunu söylemek de çok mümkün değil ama evet, beklediğimiz takvimden daha erken oldu diyebiliriz. Evet. Çünkü Konak İlçe Başkanımız, daha önceki dönem ilçe başkanımız Şakir Başak, evet, bize yeni bir yol açmak noktasında, bir misyonu gerçekleştirmek, tamamlamak noktasında bir siyaset anlayışını ortaya koymuştu. Evet. Bunu tüm örgütümüzle de paylaşmıştı. Özellikle kongredeki süreçte tüm delegelerimizle paylaştığı bir konu vardı. Artık gençleşen bir siyasete ihtiyacımız olduğunu. Ne kadar güzel. Ve bu doğrultuda bir çalışma yapıldığını ifade etti. Tabii bu ifadesinin hemen üzerinden yaklaşık biz göreve geldikten 2-3 ay sonra zaten istifa konusunu düşündüğünü bizlerle paylaşma noktasındaydı. Çünkü bu bir misyon. Yeni genç arkadaşlarımıza devredebileceğimiz bir misyonu sağlamak, tamamlamaktı. Bunu gerçekleştirdi. Genç kardeşlerimize yeni siyaset yolunun açık olduğunu, yolda beraber çalışılması gerektiğini, yükseğe koyduğu çıtayı daha ileriye taşımak doğrultusunda gençliğin dinamizmine güvenerek hareket ettiğini ifade etmişti. Biz tabii biraz daha geç bekliyorduk ama kendisi daha erken bir karar aldı. Böyle bir uygulama gerçekleşti. Evet, şöyle baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Deniz Yücel de genç bir arkadaş. Çiğli'ye bakıyorum. Utku Gümrükçü de genç bir arkadaş. Evet. Siz de gençsiniz. Evet. Diğer ilçe belediye ilçe başkanlarına baktığımız zaman da onlar da genç. Belediye başkanlarının çoğu da genç aslında. Evet. Şöyle baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten bir vizyon yeniliği var gördüğüm kadarıyla. Var. Bir gençleşme başladı şu anda. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten Türkiye'deki umudun yeniden yeşereceği bir parti olma umuduyla yeni bir yüzle geliyor şu anda. Yeni bir vizyon oluşturma noktasında bir çalışma var. Şu anda İzmir örgütü aslında örnek teşkil edebilecek düzeyde. Hem ilde, hem il yönetiminde, ilçe yönetimlerinde, ilçe örgütlerimizin tamamında bir gençleşme hareketi başladı. Bizim ilçe örgütümüzün yönetimi şu anda neredeyse %50 genç ve kadın temsilcilerden oluşuyor. Bu da çok önemli. Bence de çok önemli, evet. Biz bu örneği artırmak istiyoruz. Gençlerimize siyasette yer vermek. Hamasi olarak söylemiyorum bunu. Gerçek anlamda söylüyorum. Çünkü bugün bizim geldiğimiz nokta bu bir bayrak yarışı. Biz bu bayrağı aldık. Bizden sonra gelecek genç arkadaşlarımıza da
yol açmak gibi bir düşüncemiz var. Yani öyle olması lazım. Aslında hiçbir kimse kazanmış olduğu koltuğu ebedi olarak düşünmemesi lazım. Çünkü evet. Bir bakıyoruz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl koltukları işgal eden sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde görüyoruz tabii evet. ki. Liderlerde görüyoruz. Buna ne diyorlar kısaca? Lider sultası diyorlar. Doğru. Peki doğru. Yine şöyle birkaç keyifli sorularım olacaksa daha sonra da çalışmalara geçeceğiz. Genç bir ilçe başkanı olarak, aynı zamanda il başkanınız da genç, diğer ilçe başkanları dedik. Pozitif tepkilerle karşılaştınız mı? Yani örgüt ne dedi sizin Konak ilçe başkanı olmanıza? Sürpriz mi oldu onlar için de? Açıkçası geldiğimiz günden beri hakikaten çok fazla güzel dileklerle karşılaştım. Bize teveccühünü belirten örgüt üyelerimiz, bir arada olduğumuz tüm temsilcilerimiz, komisyonumuz, gençlik ve kadın kollarımız, ilçe yönetim kurulumuz, sadece bu değil, il ve ilçe, diğer ilçe yönetimlerindeki arkadaşlarımızın teveccühünü gördük. Genç bir siyasetçinin, genç bir ilçe başkanının bulunmasından ötürü milletvekillerimizin aynı evet. zamanda pozitif tepkiler aldınız. Hatta genel merkez düzeyinde genel başkan yardımcılarımızın dahi pozitif tepkilerini aldık. Bu tabii bizi mutlu etti, motivasyon ve şevk kattı. Önümüzdeki siyasi yolumuz sürecinde de bu anlayışı sürdürmek, o gençliğin dinamizmini göstermek, ama sadece gençliğin dinamizmi değil. Aynı zamanda deneyimlilerin de içinde, sürecin içinde olduğu bir harmanlamayı gerçekleştirmek. Hem gençlerin hem deneyimlilerin, birikimlilerin içinde olduğu bir sinerji yaratmak istiyoruz. Evet. Tabii biz hazırız şu anda, her bakımdan hazırız. Biz 2014 yılında Şakir Başak yönetimiyle geldikten sonra ben bir dönem ilçe sekreterliği, evet. İki dönemde ilçe başkan yardımcılığı yaptım Konak ilçemizde. O süreçte gördüğümüz ölçüde edindiğimiz deneyimleri, birikimleri yansıtmak doğrultusunda evet. tüm altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda biz zaten bir hazır yapıyı aldık ve devam ettiriyoruz. Zaten bir sistemimiz var. Bir takım çalışması içindeyiz. Bu takım çalışmasını şu anda bizim mevcuttaki genç arkadaşlarımızla, deneyimlilerimizle, birikimlilerimizle harmanlayarak devam ediyoruz. Evet, ne kadar güzel. Birkaç mesaj var isterseniz onlara bakalım. Vedat Uzdoyer, 9 Eylül Lyons Kulübü Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi sizde evet. üye. Biraz evvel buradaydı, beraber fotoğrafta çekildik hatta. Keyifli yayınlar her iki başkanıma da demiş. Siz tabii ki CHP Konak İlçe Başkanısınız. Ben de bir sivil toplum kurumunda başkanlık yapıyorum. Ayşe kardeş Tunç, kutluyorum sizi, tebrikler Çağrı Bey demiş. Nefise Dalaman, genç başkanım Çağrı Guruç, yolun açık olsun, seni seviyorum evlat demiş. Teşekkür ederiz. Mukaddes Yarba, başarılar diliyorum. Emre Ebeperi, önemli değil demiş. Erhan Özdemir, önemli değil. Özdur Genç, iyi yayınlar başkanım demiş. Emre Ebeperi, Çağrı Guruççu, başkanımıza bir sorun var. Seferihisar Meydanı'nda da toplantı ve basın açıklaması yapacak mı? Bizler kendisini bekliyoruz, lütfen sorar mısınız demiş. Biz de buradan size soralım. Seferihisar'da ne zaman toplantı yapacaksınız? Seferihisar halkı sizi bekliyormuş. Konak'ta yeni başladık. Evet. Emre kardeşimize selam, sevgiler sunuyorum. Güzel dileklerini ileten tüm dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Az önce çok güzel bir mesaj vardı. Çok sevgi dolu. Evet, evet. Kendisini bizi bir kardeşi olarak gören, bir evladı olarak gören, evladım diyor zaten. Evet, nice üyelerimiz var, birlikte görüştüğümüz insanlar var. Onların bizi hakikaten bir kardeşi olarak, bir evladı olarak görmesi, bizleri bağrına basması çok önemli. Çok biz önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana bunu hissediyoruz arkamızda. Evet, bundan evet. ötürü çok mutluyuz. Çok önemli. Seferihisar değil sadece. Konak ilçemiz, toplumsal yararın olduğu her noktada evet. ilçe gezecek, bu konuda gerçekleri ortaya koyacak, toplumun analizini ortaya koyarak, toplumun hassasiyetlerini bir bütün olarak sağlayacak, İzmir'in hakkını, hukukunu savunacak, toplumsal değerlerini savunacak her yerde olacaktır. Seferihisar da bunlardan biridir. Yeri geldiğinde Türkiye'nin tüm Anadolu topraklarının bütünleştiği tüm alanlarda olacaktır. Biz geçen dönem bir proje yaptık, 7 bölge 7 ilçe kardeşçe diye. O projeyle yola çıktık. Başkanımız, önceki dönem başkanımız Şakir Başak ve heyetiyle birlikte 11 bin kilometre yaparak ciddi kendi bir, imkanlarıyla. Ciddi bir sayı 11 evet, kesinlikle. Evet. Hakkari'den Şemdinlisi'ne, Cizre'sine kadar, Van'dan Kahramanmaraş'ın Nurhak'ına kadar, Samsun Havzası'ndan Edirne Uzun Köprüsü'ne kadar bir bütünleşme projesini gerçekleştirmeye çalıştık. Biz bu dönem yine bu bütünleşmeyi, toplumsal kucaklaşmayı, uzlaşmayı,
toplum yararına olan gerçekleri ortaya koymaya ve bundan sonra sadece kent değil, ulusal düzeyde de bu gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Ülkenin neresi olursa olsun. Çünkü şuna ihtiyacımız var, bunu biliyoruz. Toplumsal barış ortamı ne yazık ki ortadan kalktı ülkemizde. Toplumsal uzlaşmanın olmadığı ve ne yazık ki ayrışmanın, kutuplaşmanın, kamplaşmanın olduğu bir siyasete doğru gidiyor Türkiye. AKP iktidarının son 17 yılda yarattığı bu yıkım tablosunu ve tahribatı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şu anda bu tahribatın faturasını halk ödüyor maalesef. Bunu ortadan kaldırmanın temel yolu önce toplumsal barış ve uzlaşmadan geçiyor. Evet, yani toplumsal barış ve uzlaşma tabii ki tüm uluslar evet. için geçerli. Bu Türkiye için acil ihtiyaç diyorsunuz. Evet, evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi, tabii yine böyle sorularım olacak size. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı oldunuz. Evet. Benim merak ettiğim, ilçe başkanı oldunuz ve o gece artık toplantılardan, görüşmelerden, ziyaretlerden sonra eve gittiniz. Evet. Ve sabah kadar da evdeydiniz sonuçta. Nasıl bir gece geçirdiniz? Nasıl duygularla, hangi hedeflerle o gece geçti? Sabah oldu mu? Valla o gece ben aslında şöyle sabah karşı geldim eve. Yani yoğun bir çalışma temposu içinde. Uyumadınız çünkü yani. Uyumadım. Evet. Onun da sebebi şu, çok hızlı bir şekilde görevi aldık. Biz o gün Şakir Başak istifasının ardından hemen acil ve olağanüstü bir toplantı yaptık yönetim kurulumuzla. Oy birliğiyle yönetim kurulumuzdaki tüm üyelerimizin teveccühüyle göreve geldik. Bizim üzerimize bir vazife düşüyordu. Hemen onu yerine getirmek gerekiyordu. Bir stratejik bir çalışmanın başlangıcını tamamlamak gerekiyordu. O nedenle o gün tüm ekip arkadaşlarımla beraber oturduk. Uzunca bir şekilde Konak ilçenin siyasetini oluşturacak, çalışma grupları ve çalışma programını hazırlayacak, 2019 süreciyle ilgili planlamayı tamamlayacak, hazırlayacak bir çalışmaya başladık. O akşam öyle geçti. Yoğun geçti. Evet, yani. Uzun bir evet. soluklu bir toplantıyla geçti. Hemen başladınız çalışmaya. Ve hemen başladık. Evet. Durmak yok dediniz. Yaklaşık belki evet. o ilk hafta 3-4 saatlik uykuyla güzel bir çalışma içine başladık. Peki Sayın Başkan, Konak zor bir ilçe aslında. Yani şöyle baktığımız zaman da biraz dağınık gibi geliyor. Ya bana öyle geliyor, bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz gerçi. Evet. Nasıl toparlayacaksınız Konak'ı? Yani yapacağınız aslında çok iş var bana göre, gördüğüm kadarıyla. Nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir strateji hazırladınız mı? Tabii. Yani devamlı yoğun bir tempoda çalıştığını söylediniz ya. Bir stratejik plan kurdunuz mu? Var. Evet. Şimdi Konak 113 mahallesi olan zor bir ilçe. Evet. Hatta belediye hizmetlerinde bile baktığın zaman bir pazar yeri yapmanın bile çok zor olduğu bir ilçe Konak Belediye. Boş alan bulmak da zor. Boş alan bulmak evet. da zor. Bunun zorluklarını biliyoruz. Biz Konak'ı çok iyi tanıyoruz. Takım arkadaşlarımızı da çok iyi tanıyoruz. Son 4 yılda yaptığımız tüm hamlelerle Konak'ın 113 mahallesinin tamamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aslında bugünkü siyasetimizin altyapısının zeminini hazırladı. Bundan sonraki süreçte çok daha kolay olacak işimiz. Neden? Konak, Türkiye'nin minyatürü olan bir ilçe. Evet, yani 81 vilayetten insanların tabii, yaşadığı, tabii. değil mi? Minyatür zemin. Bunu neden söylüyorum? Hep derler ya, Türkiye'nin mozaiği derler. Ben mozaik demiyorum. Benzerliklerimiz var. Evet, bravo. Birbirinin içine geçmiş olan bir sanat gibi Konak. Konağın böyle bir yapısı var ve biz bu yapıyı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu sanatı çok iyi icra ediyoruz. Kesinlikle. Yani. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, yatayından dikeyine baktığınız zaman Konak ilçesi size öyle güzel imkanlar sunuyor ki insan mayasının çok güzel olduğu, herkesin toplumsal kucaklaşma için kucak açtığı bir ilçe. Gecesi 400 bin nüfuslu, gündüzü 2 milyona dayanan, bir finans merkezi, aynı zamanda. Tarihin beşiğinin bulunduğu bir merkez. Doğru söylüyorsunuz. Hoşgörünün kenti bir Konak. Evet. Elimizde böyle bir yapı var, böyle bir maya var. Bir şair gibi konuşuyorsunuz. Ama bu şairliği, bu güzelliği bize veren bu Konak kentimiz. Evet, bize o sehvesi, ilhamı veren zaten Konak. Evet. Şimdi yapmamız gereken nedir? Bundan sonra biz göreve geldiğimizde, biz 113 mahallemizin 49'unda birinci partiydik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 2015 seçimlerinden sonra bu sayıyı 71'e çıkardık birinci parti olarak. Üçüncü olduğumuz mahallelerde ikinci konuma yükseldik. Ve yaklaşık %6'lık bir puan artışı sağladık. Bu çıtanın üstüne çıkmak istiyoruz.
Bunun için şu anda stratejik olarak gerekli çalışmaları yaptık. Son aşamadaki toplantılarımızla da bunu tamamladık. Bir organizasyonel başarıyı sağlamak üzere ekibimizle bir araya geldik. Şu anda stratejik olarak yaklaşıyoruz. Kurumsal yönetimin varlığına inanıyoruz. Sivil toplum örgütlerimizle, demokratik kitle örgütlerimizle, meslek odalarımızla, sendikalarımızla, kamu kurum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle ve muhtarlarımızla içli dışlı bir bağlantı kuracağız. Bir diyalog süreci geliştireceğiz. Peki ben size hemen bir muhtarınızla bağlantı kurduruyorum. Ben tamam. Söylüyorum. Yaşar Çavdan, Konak ilçe Boğaziçi Mahallesi muhtarıyım. Çağrı kardeşim ile yaklaşık 2,5 yıldır İzmir Kent Konseyi'nde beraber uyumlu görev yaptık. Çok genç ve gelecek vaat eden bir kardeşim. Kendisine siyasi yaşamında başarılar diliyorum. Yolu bahtı açık olsun diye hemen sizi bir muhtarla buluşturdu. Evet. Yaşar muhtarım, evet. Bir parantez açayım. Tüm muhtarlarımız için geçerli. Muhtarlarımız mahallelerinin belediye başkanı konumunda bulunan ve çok önemli değerlerimiz olan temsilcilerimiz. Muhtarlarımızın her biri ayrı ayrı çok önemli. Yaşar muhtarım yazdığı için söylüyorum. Kendi mahallesinde gerçekten bir belediye başkanı gibi çalışan, özveriyle, çabayla gecesini gündüzüne katan bir muhtarımız. Doğrusu da bu. Doğrusu da bu, evet. Ve görüyorum ki Konak'taki özverili muhtarlarımızın her biri yine bu düzeyde çalışmaları gerçekleştiriyor. Yenilikçi, gerçekten halkını dinleyen, gecesini gündüzüne katarak hangi saat olursa olsun canhıraş çalışan muhtarlarımız. Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Evet. Konağı birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Evet, bizden de selam ve sevgiler. Konak'ta tüm muhtarlara, İzmir'de tüm muhtarlara bizden sevgi ve saygılar gelsin inşallah. Evet, şimdi siz tabii ki ilçe başkanı oldunuz. Evet. Bunun bir de sadece İzmir'de değil, genel merkezi var. Genel merkez sizin ilçe başkanı olmanızı kutladı. Evet. Ama aynı zamanda size beklentilerini de söylediler bildiğim kadarıyla. Evet. Genel merkezin sizden beklentisi nedir? 2019'da öncelikle iktidar olmak. Evet. Her şeyden önce bu. Tabii genel merkezde yaptığımız görüşmeler, genel başkanımızla 5 dakikada olsa bir araya gelmiş olduk. Aynı şekilde genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle bir araya geldik. Parti meclis üyelerimizle bir araya geldik. Grup başkan vekillerimizle görüştük. Temel noktamız şu oldu. Bir genç başkanın, bir genç yönetimin göstereceği dinamik bir yapıyı ortaya koymak. Evet. Bunu sağlamak partideki gençleşmenin de önünü açacak. O yüzden bizim işimiz zor, kolay değil. Bir sorumluluk yükledi bize bu süreç. Bu aynı zamanda partinin yeni vizyonu diyebilir miyiz? Yani kesinlikle. Gençleşmesine baktığımız zaman hani tüm Türkiye'den böyle acaba? Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda gençleşmenin adımını başlattı. Bu sadece İzmir'de değil. Anadolu örgütlerimizde de bunu görüyoruz. Ama İzmir çok farklı bir düzeyde yaptı bu işi. Evet. Hem başkanlar düzeyinde hem yönetimler düzeyinde. Bence örnek alınması gereken bir konu. Hoşgörünün kenti İzmir, demokrasinin beşiği İzmir. Bu anlayışı ortaya koydu. Bunun devamını getirecek nitelikte bir çalışma olacak. Şu an bu genç yönetimden ciddi beklentiler var. Genel merkez düzeyinde. Biz bunları paylaştık, konuştuk. Nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Bunu da paylaştık, konuştuk. Bir yol haritası çıkardık şu anda biz takım arkadaşlarımızla beraber. Oturmuş bir yapımız vardı, bir sistemimiz vardı. Bu sistemi sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. O nedenle şu anda kendimize güveniyoruz. Sevginin, saygının, bağlılığın ve emeğin bir arada olduğu bir yönetim modelini benimsiyoruz. Her şeyden önce şunu söylüyoruz. Birbirimizi seveceğiz. Her şeyin başı sevgi değil mi zaten? Aynen öyle. Bir şey. Birbirimizi sevmeden başarılı olmak mümkün değil. Ama bu sadece parti örgütü için değil. Toplumsal olarak da geçerli. Toplumun da birbirini sevmesi, birbirine sarılmasını istediğimiz ve bu özlemi gidermek istediğimiz bir ortamı yaşıyoruz. Birbirimize saygı göstereceğiz. Farklı görüşler de olabiliriz. Hiç fark etmez. O saygı, o birliktelik, o farklı görüşler bizi zenginleştirecek. Kesinlikle öyle. Ve birbirimize güveneceğiz. Güvendiğimiz takdirde. Güven olmazsa zaten olur mu? İmkansız. Güven toplum olmadan birbirine olmaz. Güvenmesi lazım. Aynen öyle. Barış olması lazım. Adalet tesis edilmesi evet. Lazım. Ve insanlar birlikte benzerliklerini yöneterek ve kardeşçe barış içerisinde, huzur içerisinde hepimize lazım olan adalet çerçevesinde evet. Birlikte toplumu oluşturacağız, milleti oluşturacağız. Çok doğru. Bunların biri eksik kaldığı zaman zaten sıkıntı var. Siz de tabii genç bir lider olarak buna vurgu yapıyorsunuz. Aynen öyle. Peki bir de İzmir'e şöyle göz atalım. Siz ilçe başkanı seçildiniz. Sizi diğer ilçe başkanları da
Yani 29 ilçe başkanında siz çünkü 30'da birsiniz. Hatta çevre ilçelerden de, illerden de, ilçelerden de aramışlardır. Aramayan oldu mu hiç? Vallahi neredeyse hepsiyle görüştük. Evet. Tek tük vardır, tek tük vardır ama biliyorum ki onlar da yoğunluklarından, farklı programlarından ötürü ulaşamamış olabilirler. Muhakkak onlarla da bir araya geleceğiz. İlçe başkanlarımızın tümü bizim aynı noktada görüyoruz. Nasıl uyumlanır? Birlikte bir orkestra gibi. Yani şef çok belli, doğru. İl başkanı oluyor. Biz bugüne kadar zaten konak ilçe olarak hep farklılık yaratma. Bir de toplumun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sorunların analiz edilebildiği ve toplumun sesi olabilecek, aykırı sesi de ortaya çıkaracak düzeyde çalışmalar yaptık. Bugüne kadar diğer tüm ilçe örgütlerimizle beraber çalıştık. Hepsiyle tanışıyoruz zaten. Bir aradayız, bir problem yok. Bir sıkıntı yok yani. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. İl başkanımızla dün bir araya geldik. Yönetim kurulu üyelerimizle beraber. Peki burada ne diyor il başkanınız, ne diyor bu konuya? İstifadan sonra sizin gelmeniz nasıl değerlendiriyor Deniz Hüseyin? Vallahi bir yanda üzüntü var. Bir tarafta bir yanda da sevinç var. Genç insanlar. Aynen öyle. Yani benzer bir jenerasyonla beraber çalışacak olmak. Evet. Bir sevinç kaynağı tabii ama Şakir başkanımızın yatsınamaz katkıları vardı. O nedenle tabii üzüntüleri oldu onların da. Ama şu anda uzlaşı içinde, ortak bir diyalog halinde 2019 seçimlerine iktidar olma idealiyle başladık, çalışıyoruz. Peki partinin bir genel bir kararı var mı? İşte il başkanı ve ilçe başkanı olanlar yarın seçimlerde istifa edip partinin çeşitli kollarına bir belediye meclis üyesi gibi, belediye başkan adaylığı gibi, milletvekilliği gibi istifa edemez, aday olamaz gibi kural koydum. Yoksa bizim parti demokratik bir parti. Herkes istifa edebilir, aday da olabilir, böyle bir şey var mı? Genel başkanımız bununla ilgili temennisini söylemişti daha önce. Farklı görevleri almak isteyenlerin örgütte belli yönetim kademelerinde olmaması gerektiğini. Çünkü bir sürekliliğe ihtiyaç var. 2019 süreci o kadar önemli bir süreç ki hem yerelde hem genelde alacağımız başarı bizi belli bir noktaya taşıyacak. O nedenle yönetimlerin istikrarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Temennisi belediye meclislerinde, milletvekilleri adaylıklarında istifaların yaşanmadan sürecin devam etmesi evet. ve istikrarlı bir şekilde devam etmek yönündeydi. Biz konak ilçe olarak bu düşünceye uyduk, bu temenniye uyduk, uymamız gerekiyordu. Genel başkanımızın söylediği bu söz bizim için önemli çünkü. Bu süreçte biz belediye meclis adaylıkları noktasında ya da milletvekili adaylıkları noktasında olacak arkadaşlarımızın yönetimde olmaması gerektiğini vurgulayarak yeni bir yönetim oluşturduk. Ve biliyoruz ki tüm arkadaşlarımız 2019 sürecinde canhıraş çalışarak 2019'u bizim en iyi şekilde geçirmemizi sağlayacak bir çalışma içinde olacaklar. Evet. O nedenle biz bu temenniye uyuyoruz. Diğer ilçe örgütlerimiz de buna uyuyordur. O noktada ben biliyorum bu noktada olduğumuzu. Çünkü iktidar mücadelesi sürecinde bu dönem çok önemli bir süreç. Bakın Türkiye tek adam rejimine doğru gidiyor. Bu rejim süreci çok ağır hasarlar yaratabilir Türkiye'de. O nedenle hem siyasette hem demokratik katılımda hem katılımcı süreçlerin çok iyi bir şekilde parlamenter rejimin sürekliliğini sağlanabilmesi için çok önemli bir viraja giriyor Türkiye. Şu anda bizim bireysel siyaset yapmak gibi bir şeyimiz de olamaz, lüksümüz de olamaz. Biz artık toplumsal menfaatlerin göz önünde olduğu, örgütsel siyasetin yapıldığı bir anlayışla hareket etmek zorundayız. O nedenle bireysel siyaseti bir kenara bırakıyoruz. Adaylıklar, şunlar, bunlar değil mesele. Evet, parti İktidar meselesi süreci. Oldu. Evet, iktidar sürecinde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bireysel kaygılarla, bireysel heveslerle, bireysel hedeflerle parçalanma gündeme gelebilir. Evet. Ve onun için de birlikte çalışmaya ihtiyacınız var. Tabii tek adam rejimi derken yine demokratik olarak, orada düzeltme yapalım diye söylüyorum, sandık öne konulur seçmenin. Halk ne karar verirse, tevekkülü olursa o lider gelir, dönemini tamamlar. Tabii ki burada partiler olarak yani muhalefet ve iktidar olarak karşılıklı tabii muhalefet edilecek. Ben demokrasiden yanayım sizin gibi. Sandıktan ne çıkarsa hangi parti olursa olsun kesinlikle savunanlardan birisi genel olarak. Evet. Bu Erdoğan da olur, Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir veya farklı insanlar da olabilir. Ama hepimiz demokrasiye saygılıyız. Aynen siz öyle. De onun mücadelesini veriyorsunuz. Evet ben bir de Sayın Gürüşçü
Özellikle bu il başkanlığı seçimleri, ilçe başkanlığı seçimlerinde büyük efor sarf eden ve tabii ki İzmir'in şehre emini Sayın Aziz Kocaoğlu'nun sizin ilçe başkanı olmanızdan dolayı tebriği ve görüşü oldu mu? Bu konuda neler söyledi Sayın Kocaoğlu da? Görüştünüz mü kendisiyle? Görüştük. Evet. Yaklaşık bir hafta olmamıştır. Belediyemizin bir temel atma törenine bir araya geldik. Orada kendisi hem tebriklerini... Konak Belediyesi'nin. Evet. Evet. Hem tebriklerini iletti. Hayırlı olsun. Dileklerinde bulundu. Kendisiyle çok kısa bir görüşme yaptık. Tabii ki bizim gençliğimizden ötürü geldiğimiz noktada memnuniyetini dile getirdi. Bu süreçte de yine Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışma noktasında olacağız. Evet, bakalım mesajlar geliyor bana. Evet. Neler söylüyorlar bir bakalım. Evet, şöyle bakıyoruz. Emre Ebeperi, tam da bu noktada sormak istiyorum. Meclis sıralarında kendisini zaman içinde milletvekili olarak görebilecek miyiz? Bu çocuğun sinirlenince meclis masasına vurduğunu görmek istiyoruz. Var mı öyle bir şey? Var mı öyle bir şey? Tabii erken şu an konuşmak erken için. Erken değil mi? Yani biraz çalışmak mı lazım diyorsunuz. Evet, görevinizi yapın en azından da. Biz görevimizi en iyi şekilde yapalım. Yapıyor bakalım. Evet, önemli olan evet. Bundan sonraki teveccühtür. Onu zaman içinde göreceğiz. Evet. Tabii. Peki İsmet Güzeler diyor ki emek en yüce değerdir diyen anlayış onurlu bir ekip karşısında rakip tutunamaz. Biz ölümüne umut diyoruz. Sayın Başkan'a diyoruz. Yürü üstüne, yürü üstüne diyor. Konuların söylüyor galiba. Evet, Şamil Sinan An, Kurtuluş Genç Cumhuriyet Halk Partililer'de başarılar başkanım demiş. Ersun Gülcan, Genç Çağrı Başkanım'la Yerel Gündem 21 Expo 2015 sürecinden beri ve devamında kent konseyler aşamasında uzun yıllardır uyumlu biçimde çalışıyoruz. Evet. Sadece kolay değil, zor günlerin insanıdır kendisi. Kendisine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Abisi olarak sonuna kadar yanındayız. Kent Konsey Ulaşım Çalışma Grubu Başkanı demiş. Teşekkür evet, ederim. Ersun Gülcan. Çok sağ olsunlar. Evet, güzel temenniler geliyor size. Çok ki destekleniyorsunuz. Ederim. Artık yani bu süreç içerisinde siz dolduracaksınız ki hani milletvekili olarak görmek istiyoruz. İşte milletvekili masasında o ceylan derisi koltuklarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde otururken masaya böyle yumruğu güm diye vurmanızı istiyorlar ama siz bununla ilgili de bir çalışma yapmanız gerekiyor. Onun altında çiziyorsunuz. Vallahi yumruğu masaya güm diye vurabilmek için. Ama orada başka birilerine vuruyorlar, birbirlerine vuruyorlar. Evet. Mecliste yani, değil mi? Yani, evet. Yani meclis süreçleri çok gergin, stresli. Vekiller şiddet uyguluyor birbirine. Ya şimdi bakın işin gerçeği, bütün ülkenin sorumluluğu üzerinizde. Kolay bir iş değil. Yasama yapıyorsunuz, yasa çıkarıyorsunuz. Geldiğiniz noktada öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ekonomik değerler, bakıyorsunuz demokratik değerler, bakıyorsunuz dış politika, yani her alanda zor işler aslında. Zor ya. Gerçekten zor, zor. Kolay bir süreç. İktidar, muhalefet hepsinin işi zor. Açıkça aynen öyle. Gerekir, evet. Ama masaya yumruğu vurma noktasında biz ilçe başkanı olarak da yönetimimizle bu süreçte yanlış gördüğümüz Türkiye'nin mevcut yapısında ve ne yazık ki halkı mağdur eden tüm olaylarda masaya yumruğu vurmaya hazırız. Evet. Biz ilçe başkanı olarak burada genel başkanımızı temsil ediyoruz. Evet. Bir milletvekili olmaktan ziyade biz zaten bu bulunduğumuz konumda bir milletvekiliyiz, bir belediye başkanıyız, bir siyasi figürüz. Burada yapmamız gereken halkın menfaatini olacak, toplumsal menfaatleri gözeterek hareket edecek, örgütsel süreci iyi yönetecek bir süreçte eğer bu menfaatin karşısında kendini toplum menfaatinin üstünde gören ne varsa karşısında durmaya, sonuna kadar da masaya yumruğumuzu sert bir şekilde vurmaya hazırız. Ve mücadele etmeye hazırız. Aynen öyle. Evet, bu konuda da halkım arkamda mı diyorsunuz? Halkımız. Evet, evet kesinlikle. Evet, o teveccühü evet, zaten gösteriyorlar. Ama biz bu teveccühün sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu güzel gelen mesajlar bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Peki, biraz da şöyle icraat sorularına geçelim. Kaç muhtarlık vardı? 113. 113 muhtarlık evet. Var. 113 muhtarlık aynı zamanda sizin konak ilçe teşkilatınızın çalışma alanları ve o muhtarlık alanlarında, mahallelerde sorunların tespiti açısından da bir işaret, bir pusula. Doğru. Peki nasıl bir diyalogla konak ilçe teşkilatı olarak muhtarlara nasıl bir diyalog kuracaksınız? Nasıl bir çalışma temposu oluşturacaksınız? Tüm 113 mahallemizin muhtarlarının, muhtarlıkları ve kendilerinin isimlerini ezbere sayabilirim. O kadar tanıyorsunuz. O kadar tanıyorum. Güzel. Evet. İşiniz... O kadar birbirimizi iyi biliyoruz, tanıyoruz. O nedenle şanslıyız o bakımdan. Karşılıklı diyalog halindeyiz. Bu süreçte önümüzdeki hafta başlıyoruz bu arada. Sahaya çıkıyoruz.
113 muhtarımın tamamını ziyaret edeceğim. Tek tek. Muhtarlar toplantısı başlıyor. Muhtarlar toplantısı başlıyor. Evet. Sonra bölge toplantıları yapacağız. Şu anda konağı 7 bölgeye ayırdık. Adeta Türkiye'nin minyatürü gibi 7 mahalle bölgeye çalışma ayırdık. Grupları oluşturdunuz mu? Mahalle çalışma gruplarımız başlıyor şimdi. Başlıyor. Mahalle temsilciliklerimizi hazırladık. Bunlar şu 1-2 hafta. Biz hep hazırdık zaten. Evet. Biz bugüne kadar tecrübe edindiğimiz için bu süreçte seçimler konusunda deneyimliyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 8 seçim atlattık birlikte. O 8 seçimin getirdiği bir tecrübe var. Erken seçim olsun olmasın, gündemde olsun olmasın biz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve hazır şekilde çıkıyoruz. Bugüne kadar hiçbir mahallemizde bir sandığı boş bırakmadık. Evet. Hiçbir mahallemizde bir temsilcimiz, müşahitimiz olmaksızın çalışmadık. Aynı şekilde çalışacağız. 113 mahallemizin tamamını ziyaret ettikten sonra muhtarlarımızı bölge toplantılarımızla hem halkın hem esnafın sorunlarını dinleyeceğiz. Evet. Örgütümüzle, delegasyonumuzla, delegelerimizle buluşacağız. Ve hemen arkasından da yeni bir planlamayla oradaki sorunları yerinde görüp, değerlendirip, belediyemizle de paylaşıp onların da sorunları gidereceğini düşünerek hareket edeceğiz. Uyumlu bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Dinamik bir şekilde. Evet, tabii ki ilçe başkanı olarak belediye de Cumhuriyet Halk Partisi. Sema Pektaş'ın başkanı evet. olduğu konak belediye başkanlığı da Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi konak ilçe başkanı olarak ve yönetim kurulunuzla beraber ekibinizle, çalışma arkadaşlarınızla birlikte çalışma yapacaksınız. Bu arada ilçe teşkilatınızda kadın kollarınız var, kadın örgütünüz de var. Onlar da bir çalışma yapacak. Doğru. Hem sizin yapacağınız çalışma hem de kadın bir belediye başkanı olmasının getireceği çalışma avantajları da gündeme gelecektir. Doğru. Kadın örgütünüzün nasıl bir temposu gündeme gelecek önümüzdeki süreçte? Her dönem bir program hazırlıyor kadın kollarımız. Evet. Bu dönemde bir program hazırlığı içinde. Şu anda biz görevlendirmeleri tamamladık. Evet. Sahaya çıktığımız zaman hangi kadınımız, sadece kadınlar değil, gençler, belediye meclis üyelerimiz, bizimle birlikte çalışmak isteyen gönüllülerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz hep beraber sahada olacağız. Kapı kapı, hane hane bir mahalle taraması çalışması başlatıyoruz şimdi. O taramadan aldığımız sonuçlar bizim yolumuzu aydınlatacak. Hangi mahallede engelli, genç, kadın, çocuk, ihtiyaç sahibi, emekli var, hepsini tespit ediyoruz. Bunun neticesinde de o mahallelere giderken hangi düzeyde bir çalışma yapacağımızı tespit ediyoruz. Mahalle taraması çalışmasına başladık. Başladı kadın, yani. Tabii, kadın evet. kollarımız görevlendirmeleri tamamlıyor. Bu arada hatırlatayım, biliyorsunuz ülkenin gündeminde yer alan bazı konular var. Şu anda o hassasiyeti de gösteriyor kadın kollarımız ve gençlik kollarımız. Şu anda sahada çalışıyorlar. Biz cumartesi günü bir eylem yaptık. İstiklal Marşı'na dokunma dedik. Bu İstiklal Marşı ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu açıklamanın neticesinde ve çok yankı buldu. Güfte var, beste yok demişti. Evet. Ve beste yapılsın demişti. Evet, evet. evet. Biz buna tepki gösterdik. Çünkü kendisini bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na ama biz dinlediğimiz zaman gönül telimiz sızım sızım sızlıyor. İstiklal Marşı'nı büyük bir gurur ve onurla okuyoruz. Bunu da devam ettireceğiz. O nedenle bu tepkiyi gösterdik. Hemen arkasından bulunduğumuz yerde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Alsancak'ta bir imza kampanyası başlattık. Özelleştirmelerle ilgili bir imza kampanyası. Evet. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, kapatılması süreciyle ilgili. Zaten bununla ilgili bir tepki göstermiştik daha önce. Eski Sümer Bank'ın önünde... Alsancak Tarihi Sümer Bank'ın tabii, önünde. Tabii konak meydanının hemen belediyenin bu tarafı. O taraf değil. Halkapınar'a giderken. Halkapınar. DGM, eski DGM binasının şimdi meslek fabrikası olduğu. O Sümer Bank'tan bahsediyorsun. Gelmeden önce. Anladım, tamam. Altı durumda kalmış Sümer Bank'ı gezdik. Oradaki virane durumu gördük. Ve ne yazık ki bunun gibi milli değerlerimiz, milli servetimiz hiç olup gidiyor. Atıl ve virane halde kalmış. Eskiden herkese iş imkanı sunan, insanlara umut sunan bu merkezlerin ortadan kalkması, tesislerin ortadan kalkması içler acısıdır. Biz bunun tepkisini gösterdik ve geçen cumartesiden bu yana bir imza kampanyası başlattık. Kaç imzaya ulaştınız? Kadın kollarımız Kıbrıs Şehitleri'nde çalışıyor. Evet. Konak'ta da gençlik kollarımız çalışıyor. İnanın halk şu anda o kadar büyük isyan ediyor ki bu sürece. Ve özelleştirmelerin bu kadar pervasızca yapıldığı, kapatmaların, istihdamın ortadan kalktığı bir ortamda, ekonomik milli değerlerin ortadan kalktığı bir ortamda buna isyan ediyor halkımız. Şu anda
imza kampanyası 2000'in üzerine çıktı. Evet. Hedefiniz nedir? Cumartesiye kadar devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki 20 bini bulacağız. 20 bini bulacağız. O noktadayız şu anda. Çok lokalde kalmayacak o zaman. Lokalde kalmayacak. İzmir'i dolaşacak. Dolaşıyor zaten. Şu anda sadece iki masamız çalışıyor. Bunun dışında yönetimimiz, komisyonlarımız şu anda sahada çalışma yapıyorlar bununla ilgili. Ve aldığımız bütün bu imzaları parlamentoya sunmak üzere bir hazırlık içinde olacağız. Halkın sesi oluyoruz. Halkın sesi olmak zorundayız. Önümüzde yani birazdan da bahsedeceğim eğer fırsat verirseniz o konuda. AKP'nin 16 yılda gerçekleştirdiği yıkım tablosunu gözler önüne sermek istiyoruz. Ekonomik değerlere baktığınız zaman 2002 yılından bu yana geldiğimiz noktada öyle bir noktadayız ki şu anda hakikaten halkın... İcraata geçtin hemen, ben soruları bitirmedim. Şöyle biraz sabırsızım herhalde. Öyle mi? Hemen geçecek misin yoksa devam edeyim mi? Varsa devam edelim. Devam edelim. Varsa da ben gireceğim. Girelim ona. Çünkü tamam. Soruları bir tamamlayalım. Olur. Çünkü konular devam eden konular var. Kadın konularını konuştuk. Evet. Hemen akabinde gençlik konularına geleceğim çünkü. Evet. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi gençleri bu işe ne diyorlar? Yani genç bir ilçe başkanının olması Cumhuriyet Halk Partili gençlere nasıl bir heyecan verdi? Özellikle parti örgütünde olan gençlik kollarınız da var tabii ki. Onlara bir özgüven geldi mi? Bakın bize de geliyor sıra çok pratik böyle falan. Aynen öyle. Düşünmeye başladılar mı? Aynen öyle. Gençlik kollarımız evet. Bizim medarı iftarımız. Bunu niye söylüyorum? Biz bir misyon gereği aldığımız bu görevde onlara şunu göstermiş olduk. Arkadaşlar, biz bu göreve geldik ama bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da şimdiden hazırlansınlar. Kendini geliştirebilen, entelektüel birikimi olan, teknolojiyle uyumlu çalışabilen, dünya görüşü gelişmiş, siyasette kendine bir yer bulabilme çabası içerisinde kendini geliştirme noktasında olan, liyakat sahibi, nitelikli genç arkadaşlarımızın yetişmesini sağlamak istiyoruz. Bizim idealimiz bu Konak ilçe olarak. Gençler de heyecanlı o zaman. Gençlerimiz çok heyecanlı. Evet, evet. Ben o yüzden söylüyorum. Çok güzel işler yapıyorlar, başarılı işler yapıyorlar. Bugüne kadar yaptılar. Aynı uyumla devam edeceğiz. Onların bu konuda bir tereddütünün olmadığını zaten gördük. Bizden sonra gelecek arkadaşımız da yönetimlerde, ilçe örgütlerinde muhakkak belediye meclis üyeliklerinde, milletvekilliği adaylıklarında olabilsinler. Bu siyasette onların da varlığının olduğunu gösterebilmek adına ki zaten var. Evet. İyi bir çalışma dönemini birlikte geçireceğiz. Şu anda beraber çalışmaya başladık. Uyum içinde de çalışıyoruz. O ne kadar güzel. Peki Sayın Başkan, şöyle baktığımız zaman geçtiğimiz aylarda Türk siyaset tarihine evet. İYİ Parti'de girdi. Evet. İYİ Parti özellikle İzmir'de çok fazla başarı elde edeceğini, İzmir'de çok oy alacağını, hatta daha da ileri gidip İzmir iyi olacak gibi daha da ileri bir şey konuştular. Şöyle baktığımız zaman da Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukla İzmir'den oy alıyor. Seçimlere baktığımız zaman istatistik olarak verebiliriz. AK Parti'nin oyları belli, Cumhuriyet Halk Parti'nin belli, Milliyetçi Hareket Parti'nin belli. İYİ Parti çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy alacağı da apaçık ortada gözüküyor. Hani AK Parti'den de alabilir, MHP'den de alabilir ama mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacaktır. Peki önümüzdeki süreç içerisinde zaten 8 ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Daha önce kazanılmış ama seçimlerde kaybedilmiş 8 ilçe var. 7'si AK Parti, 1'i Milliyetçi Hareket Partisi. Peki İYİ Parti'nin de gelmesiyle birlikte endişeniz var mı? Yani İYİ Parti İzmir'de başarılı olabilecek mi? Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Bu önemli bir konu. Türkiye düzeyinde yaptıkları bir örgütlenme çalışması var şu anda görüyoruz, takip ediyoruz. Ama işin gerçeğini söylemek lazım. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin olduğu alanlara baktığımız zaman bir istatistik veri çıkardık biz. Şu anda geldiğimiz nokta İYİ Parti'de evet giden arkadaşlarımız, katılan arkadaşlarımız şu anda çalışma içinde İYİ Parti'nin yeni bir soluk olarak geleceği inancı var söz konusu. İddia ediyorlar. Evet. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle Konak için söylüyorum. Şu anda Konak'ta belli düzeyde bir çalışma yapıyoruz. Biz önceden 6 puan yukarıya taşımıştık. Bizim idealimiz daha yukarıya taşımak. Siz de vallahi zor konuşturuyoruz biraz. Sesiniz gerçekten kötüleşti. Evet ama evet, ya evet. Bu kolay evet. Değil işte ben yine söylüyorum. Evet, evet. Biraz meşakkatli de olsa hiç fark etmez. Evet. Sesimizin yettiği, soluğumuzun yettiği yere kadar konuşacağız. Stüdyodan doktora. Valla. Evet dinliyorum. Bu süreçte
İyi Parti'ye ben başarılar diliyorum. Orada da bildiğimiz, tanıdığımız arkadaşlarımız var. Hatta bizim Konak İlçe Örgütümüzün hemen yanık başında komşumuz oldular. Öyle mi? Konak İlçe Teşkilatı. Onlar arada sırada ziyarete gidiyoruz. Onlar da geliyorlar. Sen öyle olması lazım. Böyle olması lazım. Parti arası değil mi? Türkiye böyle bir iklimi bekliyor zaten. Siyasette, sosyal hayatta, özel yaşamda bu iklimi bekliyor. AK Parti'yle de yapacak mısınız aynı şekilde gidip gelmeleri falan? Niye olmasın? Geçen gün ben yeni atanan Konak İlçe Başkanımızı aradım. AKP'li Konak İlçe Başkanımızı. Evet. Hayırlı olsun diledim. Tebrik ettim. Çünkü buna ihtiyacımız var. Kesinlikle bizim. Birlikteliğe, uzlaşıya, ortak akla biz bu şekilde birlikte olabiliriz. Kendisine de söylediğim bir şey vardı. Konak İlçe Başkanımızın temelimiz, ortak noktamız insan. İnsan için mücadele ediyoruz. Bunun için siyaset üretiyoruz. Bunun için politika üretiyoruz. Bunun mücadelesini de sürdüreceğiz birliktelikle. Yani bence de öyle olması lazım. Ama İYİ Parti noktasında bizim bir endişemiz yok. Biz 6 olan puan farkını 8'e yükseltmek gibi bir hedef belirledik. Tabii ki bu hedefler istatistiki olarak seçimlere doğru daha net bir şekilde belirlenecektir. Ama koyduğumuz hedefin de arkasında duracağız sonuna kadar. Peki Sayın Başkan, şimdi Afrin Harekatı'na bakıyoruz. 18 Mart, evet. 18 Mart geçtiğimiz pazar günü saat 8.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'i aldı. Yani Türk bayrağını diktik oraya. Evet. Hedefleri var tabii ki. Türk siyaseti teröristlerin temizlenmesi için ciddi mücadele yapılacak. Şimdi o temizlendi. 2019'da işte seçim var. Ama deniyor ki erken seçim gelebilir. Baskın seçim olabilirdi diyorlar şu anda. Böyle bir şey olması halinde ben sadece konağa soracağım. Konak İlçe Teşkilatı önümüzdeki hemen kısa bir süre içerisinde birkaç ay sonra yapılacak seçime gerçekten hazır mı? İlçe örgütümüz tüm kademeleriyle gerekli tüm çalışmaların altyapısını hazırlamak üzere hazırdır. Şu anda tüm yönetici arkadaşlarımızla, örgütümüzün her bir üyesiyle bir nefer gibi sahada çalışacak 1919 ruhunun, yani Mustafa Kemal ülküsüyle birlikte başlayan kurtuluş ve milli mücadele dönemindeki aynı şekilde temel değerleri taşıyan bir birleşme, bir bütünleşme projesini gerçekleştirecek düzeyde sahada çalışmaya hazır Konak İlçe Örgütü. Şu an her bir örgüt üyemiz, bizim 10.827 üye sayımız şu anda mevcutta, ayağa kaldıracak bir çalışmanın dinamini hazırladık. Ve şu anda sahada seçim çalışmasına başlayacak düzeyde 1919 ruhu dedim, bir asır geçti. 2019'da aynı ruhu yansıtacak, milli mücadele ve kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi yek vücut, hep beraber bir araya gelecek bir mücadelenin gerçekleşeceği bir çalışmayı sağlayacağız. Bu arada ben tam yeri gelmişken söyleyeyim, Afrin'de şehit olan askerlerimiz, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Bizim için çok kutsal ve saygıdeğer bir hatıra olacak. Amin. Onların amin, bu amin katkıları. Ve ben bu ülkenin kanıyla sulanmış olan, sadece onlar değil, 18 Mart'ta biliyorsunuz Çanakkale yıl dönümü ve Şehitler Haftası'nı yaşıyoruz. Onların aziz hatırası bütün önünde şehitlerimizin ruhu şad olsun inşallah. Anıyorum kesinlikle. Evet. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının asla onların bu süreçteki, bu uğurdaki mücadelelerini unutmadan ruhları şad olsun. Bunu belirtmek istiyorum. Özellikle altını çiziyorum. Evet. Çünkü son geldiğimiz noktada milli değerlerimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizin anısını asla kimse bize unutturamayacak. Biz de unutmayacağız. Her zaman bunu da ifade edeceğiz. Evet, biz de zaten her gün gazete manşetlerini okurken Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi'nde hep devamlı İzmir Marşı'nı söylüyoruz ki birazdan kapatmadan evvel arkadaşımız hazırlık yapıyor. Kapatırken de birlikte zaten İzmir Marşı'nı okuyacağız. Orada arkadaşımız şu anda hazırlık yapıyor. Peki, şöyle bakıyoruz. Siz ilçe teşkilatı olarak hazırlanıyorsunuz. Belki diğer ilçe teşkilatlarınız da dört dörtlük hazırlanıyor. Fakat çok önemli bir nüans, çok önemli bir husus var. Evet. Acaba gerçekten ilçe belediyeler halkın beklediği hizmeti verebildi mi? Her ne kadar siz düzgün ve dürüst bir lider olsanız da ilçe teşkilatının başında, yönetim kurulu da keza öyle olsa da, yoğun bir tempoda çalışsanız da, belediyelerin üretmiş oldukları hizmet veya üretemedikleri hizmetler artı veya eksi size oy olarak dönmeyecek mi? Dönecek. Peki belediyelerin çalışmaları nasıl buluyorsunuz?
Başta Konak Belediyesi. Yani şimdi bir öz eleştiri yapalım. Var mı ya? Yani dört dörtlük bir çalışma görebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Evet. Zaten kamu hizmetlerinde esas olan olması gereken düzeyde hizmet anlayışını ortaya koymaktır. Konak Belediye'mizin az önce de söylediğim gibi Konak ilçesi zor bir ilçe. Bir pazar yeri bile inşa etmenin zor olduğu, yatırım yapmanın çok zor olduğu bir ilçe. Geçen hafta Sema Başkanımızla bir aradaydık, Sayın Sema Pektaş'la. Orada tüm konağı gezdik, birlikte gezdik, gördük. Konak Belediyesi'nin yaptığı yeni yatırımları gördük. Evet. Gültepe'de, Toros'ta yaptığı, Halkapınar'da yaptığı, belli yerlerde, noktalarda yaptığı yatırımları, yenilemeleri gördüm. Hakikaten takdire şayan çalışmalar. Ama elbette eksikler olur. Mutlaka olur. Bunlar olacak. Kamu hizmetinde hizmetin sınırı yoktur. Bu devam eder. O nedenle eksikliklerimizi tamamlamak için halka dokunacağız. Dokunmaya devam edeceğiz. Biz zaten bunu yapıyoruz. Esnafımızla, işçimizle, emeklimizle, öğrencimizle, kadınımızla, gencimizle, herkese dokunarak, engellilerimizle temel sorunların kaynağını oluşturup bulup onların üzerine nasıl gideriz mümkün olduğunca bunun düşüncesi içindeyiz. Belediyenin çalışmalarının iyi olduğunu söylüyorsunuz. Yani. Fakat bir şey söyleyeceğim. Nedir? Şu anda Türkiye merkezileşmeye gidiyor. Türkiye merkezileştikçe, OHAL baskısı altında seçim düzenlemeleri yapıldıkça ve bu OHAL sürecinde yayınlanan KHK'larla, çıkarılan yasalarla belediyelerin ellerini kollarını bağladılar. Şu an bakanlık çıkardığı planlarla, hazırladığı, onayladığı planlarla belediyelerin elinden bütün yetkileri alma noktasında yerelleşme sürecinde önünü tıkamaktadır. Yani çalışmaları engellenmiyor ama imkanları kısıtlanıyor mu demek istediniz? Hem imkanlar kısıtlanıyor hem de belediye meclislerinin aldığı kararların neredeyse yok hükmündeymiş gibi değerlendirerek bakanlığın kendi onayladığı, İzmir hakkında Ankara'dan karar verdiği, yatırımların da... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Başta çünkü, Çevre ve Şehircilik çünkü Bakanlığı'ndan çünkü belediye meclislerinin aldığı kararın üstünde bir karar yok bildiğim kadarıyla. Ama bir gerçek var, evet, şunu da söylemek lazım. Bakın mesela Konak Belediyesi geçmişte benzer bir karar aldı. Biliyorsunuz kordon boyunda yeni bir kent yenileme çalışması var, süreci var. Orada 3,5 emsali aşmayan düzeyde bir yapılaşmadan bahsedildi. Evet. Fakat bakanlığın uyguladığı, onayladığı kararlar çok farklı. Bir de birinci derece, ikinci ve üçüncü derece sit alanları. Sit alanları keza, evet. O sit alanlarında bir çivi bile çakmanız mümkün değilken şimdi o doğal koruma alanlarının tamamını yapılaşmaya açıyorsunuz. Ve kentin kalbine bir hançer saplayacak, kentin kalbini mühürleyecek türden yapılaşmayla birlikte ve emsal yaratacak yapılaşmayla birlikte kentteki silüeti bozacak. Bu basmane çukurundan bahsediyorsunuz. Sadece basmane çukurundan bahsediyorum. Kent merkezinden bahsediyorsunuz. Hem kent merkezinden, evet, bahsediyorum, hem basmane çukurundan bahsediyorum. Bunu emsal olarak taşıyacak tüm yapılaşmadan bahsediyorum. Evet. Buna imkan tanıyor şu anda. Bakanlığın çıkardığı mevzuat da bu noktada. Ne yazık ki belediyelerin elini kolunu bağlar noktada. Şu anda bakın, Alsancak Stadı. Çok tartışıldı. Belediye işte vay efendim plan onaylamıyor da şu olmuyor. Otopark falan sıkıntısı vardı. Otopark orada sıkıntısı vardı. 21 otoparklık bir yer vardı orada. Ama bu kaygıyı şimdiden söylemek lazım. Bunun 10 yıl sonrası Alsancak trafiğinin kilitlendiği, trafiğin felç olduğu. Şimdiden felç zaten. Şimdiden felç. O noktaya geldi. Yani İzmir trafiği şu anda felç zaten. Evet. Bir saatte gidemiyorsunuz bazı noktalara. Sıkıntı var. Bunun dışında, evet, bakın yıllardır tartışıyoruz büyükşehirin ühtesinde olan bir konu. Katı atık bertaraf tesisi konusu. Sizin yıllardır beklediğiniz bir rapor, bir körfez geçiş projesi için rahatlıkla verilebiliyor. Yani biz şu anda Türkiye'de merkezileşmeyi, Ankara üzerinden şehirlerin yönetildiği bir anlayışı görüyoruz. Bizim yerelleşmeye... Bunu çözebilecek misiniz peki Konak'tan? Şu anda Konak ölçeğinde ilçe başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Ama tabii ki bütün ilçelerin ve ilin ve tüm illerin toplanmasıyla bir genel bir siyaset oluşuyor tabii. Evet, politik oluşuyor. Evet. Burada diyorsunuz ki biz meşaleyi yakıyoruz. Evet. Ondan sonra ama tüm ilçe çalışanlarıyla ve başkanlıklarıyla, il örgütüyle, Türkiye genelinde de partimizle bunu taşıyacağız diyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru. Biz biraz aykırı bir sesiz bu konuda. Peki ben önemli bir şey soracağım. Gelen yaparız. Bu sesi şurada devam ettirebilecek misiniz? Evet. Bir yere bağlayacağım sonuçta. Belediye meclis üyeliği, aynı zamanda belediye başkanlığı, milletvekili seçimleri, aday adayları belirlemede
demokratik olarak parti içerisinde hani bir izleyicimiz demişti ya, milletvekilinde özellikle parlamentoya gittiği zaman Çağrı Gruşçu'nun masaya yumruğu vurmasını bekliyoruz demişti. Bir temenni vardı. Peki mutlaka ön seçim olacak. Ön seçim olmadan hiçbir kimse aday olamayacak diye masaya yumruk kurabilecek misiniz? Ki il başkanınız Deniz Yücel de geçtiğimiz hafta burada masaya yumruk vurmuştu. Demişti ki ben demişti asla müsaade etmeyeceğim. Ön seçim olmadan kimsenin aday olmasını istemiyorum demişti. Siz de bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Farklı bir bakış açınız var mı? Bu örgütümüzle paylaşacağımız bir konu. Evet. Örgütümüzün değerlendirmesi neticesinde, genel merkezinde tabii ki takdirleri neticesinde bir değerlendirme yapacağız. Biz demokratik ilkelerden yanayız. Evet. Biz adaletten yanayız bu konuda. Adalet nedir? Az önce saydığım temel değerlerin üzerine inşa edeceğimiz bir siyaset anlayışını güderek devam ettireceğimiz bir noktadır. Nedir? Evet. Sevgiyle, saygıyla, bağlılıkla, güvenle ama en önemlisi emeğin en yüce değer olduğunu bilerek hareket etme noktasında olacağız. Yani emek verenin, çaba gösterenin, liyakat sahibi olanın, nitelikli olanın, hak edenin çalışanın, olması gerektiği noktada evet. Sonuna kadar savunuculuk yapacağız. Doğrusu da bu değil mi? Biz bu noktadayız. Doğrusu bu. O yüzden bu konuda örgütümüzle gerekli paylaşımı, diyaloğu sürdüreceğiz. Evet, yine bir izleyicimiz Mesut Şahin. Evet. Şakir Başkanımız sonrasında Konak ilçemize gerçek anlamda ivme kazandıracak en güzel tercih Çağrı Gruşçu idi. Nitekim öyle oldu, doğru oldu, hoş oldu, hayırlı olsun demiş. Teşekkür hayatınızda ederim, unutamadığınız Mesut son anınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Son sorum da bu olsun size. Toplayalım ve programı kapatalım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Daha önce sorduğunuzda yine bir programa katılmıştım. Sormuştum size. Bir cevap vermiştim ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Çok anı var ya. O kadar çok anı var ki şu son aşamada yaşadığımız süreç, şu son iki haftadaki yoğun tempo. Şakir Başkan'ın bir anda istifası, hemen karar alması ve yönetim kararıyla bir teveccüh gelişmesi. Örgütümüzün de... Topu size attı hemen. Evet, evet. Örgütümüz de bu teveccühü sağlaması benim unutamayacağım şeylerden biridir. Kesinlikle doğru. Ben olsam ben de unutmam bunu. Evet. Yani unutulacak bir şey değil ki çünkü beklenin bir anda... Anında bir istifa ve ardından teveccüh. Öyle değil mi? Ve birden omuzunuzda öyle biri ki ben geçen geldiğinizde baktım. Şimdi omuzlarını biraz daha ağır gördüm sizin. Bayağı yük almışsınız. Evet, inşallah çıkmış olduğunuz yolda başarılara ulaşırsınız. Hedeflerinize ulaşırsınız. Temennimiz aynıdır. Daha fazla adalet, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük. Evet. Ama tabii ki burada adaleti sağlarken halkın iradesiyle sağlamakta da her zaman fayda vardır. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve birlikte ediyorum. İzmir Marşı'yla veda edelim isterseniz. Hadi bakalım ver gümbür gümbür İzmir Marşı'nı. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Her şey gönlünüzce olsun.